Ve şimdi artık kurultay süreçlerimizin de tamamlanmasıyla birlikte yeni dönemde Bakırköy'de hem yerel seçimden dolayı vatandaşa, esnafa, sahaya yönelik hem de diğer toplumsal problemlere yönelik ciddi işler planlıyoruz. Elimizden geldiği ölçüde doğru şekilde partimizin de bize söylediği bir vizyonla ilerlemeye çalışacağız. Bu nedenle sizlerle hem bir başlangıç olsun, bir kahvaltı olsun hem de sormak istediğiniz bu noktada sorular olursa hepsini seve seve cevaplamak. Ramazan Koşak, Haber Üniversitesi'nin sahibi. Bakırköy'de anlıyorum. 5 senedir medya sektörünün içindeyim. Başkan, partinin en genç başkanı oldunuz. Bakırköy ilçede. Bu güzel bir değişim. Ekibiniz genç, güzel bir değişim. Bu değişimle birlikte eski ve yenileri bir araya getirmeyi düşünüyor musunuz? Yani küskünleri de bir araya getirmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü partilerde olur böyle şeyler. Seçilir, seçilemezse olur. Bazı sürtüşmeler olabilir ama partinin yetmesi için birleşmenin tekrar olması lazım. Bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu partinin gençlik kollarından geldiğim için böyle bizde ya o küssün ya bu biraz fazla eleştiriyor gelmesin bu partiye sistemi pek bu yapabileceğimiz bir şey değil. Gençlik kol başkanlığı dönemimde karşımıza aday çıkan gruba kazandığımda şunu söylemiştim. Bir dahaki kongre sulh içerisinde tek liste çıkacak demiştim ve bunun için bir mücadele de verdim kendi adıma. Ve hakikaten bir sonraki süreçte Bakırköy'de gençlik kolu hiç yaşanmamış bir şekilde tek liste çıktı. Ve bugün hala bu mücadelede birlikte devam ediyorlar. Bunlardan bir tanesi Fatih Şahin'dir, benim karşımdaydı. Ve bugün benim yöneticim. Dolayısıyla bunun gibi bir sürü örnek var. Uygar Gençlik Kolu Genel Başkan Yardımcısı. Bu birlikteliğin finalinde Uygar Gençlik Kolu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Biz bunu birlikte olmanın ne kadar güç verdiğini gençlik kollarında gördük. Bizim partilerimizde bu bir hastalıksa dahi ki aslında doğru cümle bu değil. Biz tam da bu genç ekip olarak bu küçük ufak tatlı hastalığı yenmek için varız aslında. Dolayısıyla önümüzdeki hafta eski ilçe başkanlarımızla bir toplantı yapacağım ilçede önce. Bununla başlayacağım. Yani en öncesinden bugüne kadar benimle birlikte olan finalde hepsine bir toplantı yapıp onları sürecin içine dahil edip yerel seçimle ilgili tecrübelerini paylaşmalarını isteyeceğim. Hemen ardından bir danışma kurulu yapacağım. Seçilen ve işte eskiden görev yapmış herkesle bir toplantı yapacağım. Ve finalinde yönetim kadrolarımızla bu arkadaşları bir araya getireceğim. Tabii bu esnada örgüt toplantıları yapılmaya devam edecek. Bir kısım küsmüştür ama partide daha önce görev yapmamıştır. Küsmüştür ama danışma kurulunda değildir ya da ilçe başkanı değildir. Onlarla ilgili de bir komisyon kurduk. Bu komisyon şöyle bir komisyon olacak. Parti içerisinde biz biraz dışarıda kalmış uzun yıllardır ama tecrübesine çok güvendiğimiz ve sırf davet edilmediği için uzun yıllardır evinde aslında davet bekleyen ama kırgın olduğu için de ilçenin kapısından o davetle girmek isteyen bazı bir kitle var. Bunları da tespit ettik. Tabii ben ilçe sekreterliği yaptığım için geçmiş dönemde de o dönemde de bu çalışmaları zaten sürdürüyorduk. Ama bu süreç içerisinde bunu artık olgunlaştırarak onları da partimizin içerisinde birlikte kuracağım bir çalışma komisyonuyla bir araya getireceğiz. Elimden geldiği kadar ben bu adımı atacağım. Evet, şimdi kadınlarla birlikte özellikle çünkü en çok emeği sahada aktif olarak kadınlar verdiği için bizim partimizde en çok küskün ya da kırgında bu emekten dolayı kadınlar oluyor. Dolayısıyla ben işte her yerde ya kadın ilçe başkanıyım diye çıkıp da bunu göz ardı edersem samimiyetsiz bir tutum sergilemiş olurum. Dolayısıyla önce her perşembe kadın kolu başkanımızın öncülüğünde genişletilmiş kadın toplantıları yapıp tabii bu toplantılarda çay içelim, kahve içelim, börek yiyelim gibi değil. Öncesinde bir panel bilgilendirme, bir siyasi yol haritası çıkartıp ardından da güncel değerlendirme yapıp bunu da bir finale çıkartabileceğimiz, herkese bir görev verebileceğimiz bir mekanizma hayal ediyoruz. Bunu da bence en iyi biz yaparız. Ben bu konuda çok iddialıyım. Dolayısıyla elimden geldiği kadar bu noktada dışarıda kimseyi bırakmadan yarın öbür gün ya beni de hiç aramadınız böyle demiştiniz ama ben bunu dedirtmem kendime. Yani benim ben her şeyi yaparım. Karşı tarafın niyetini de gelerek ya da gelmeyerek görürüz. Böyle bir planım var. Soru için de çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'tan aldığımız bir bilgi olarak Beşiktaş'tan sorumuz var. Ve bu Beşiktaş'tan
çıkmış bir yer geldi. Yani ikincisi de çıkmış biliyorsunuz bunu. Evet. Yani bunun için bir serzenişleri var. Yani bunu da 12 küsürlerle de zaten yenirsin ben de. 13 küsür sağlarsan. Yaptı, evet. Yani, özellikle iletimdir bana bizim için. Öyle mi? şöyle şimdi ilçe sekreteriyken biliyorsunuz başkanımızın bir rahatsızlık dönemi oldu ve hani o süreç içerisinde hem başkanla dair işler yapmaya çalışmak hem ilçe sekreterliğinin vermiş olduğu yükü kaldırmak noktasında ve aynı zamanda işte bir hamilelik, bir çocuk işte ve benzeri birçok faktör elbette beni biraz daha belki tahammülsüz belki ama ben biraz zaten öyle biriyim yani. Arkadaşlarım bilirler. Şöyle çalışma konusunda bazı prensiplerim var. İşte iş yaparken sevmem çok işte disiplinsiz de gitsin. İşte birisi bir şey der o iş yaparken hemen köpürürüm parlarım. Arkadaşlar alıştılar sağ olsunlar. Ama şu var tabii. Şimdi arkamda ilçe yöneticilerime çok güveniyorum yani. Sırtımı onlara o kadar rahat bir şekilde yasladım ki ben bu noktada o yüzden biraz daha kafam rahat yani. İlk defa bu sabah bu kahvaltı alışverişini ben yapmadım mesela. Yaklaşık 6-7 yıldır falan yani. Bu ne demek yani? Bu benim için çok önemli bir şey. Ben hayatımda hiçbir şeye başka birisine emanet etmedim yani. Bugün hem kadın kolu başkanım hem ilçe yöneticilerim benden bu yükü alıyorlar. Tabii bu yükler alındıkça, mücadeleye omuz verildikçe sen de kaygıdan, stresten biraz daha uzak ve daha güler yüzle motivasyonla iş yapabiliyorsun. Bunun ölçütü buydu benim için. İkinci soru Yeşilköylüler konusu. Yeşilköylüler konusunda ben Yeşilköy Mahalle Birimle bir toplantı yaptım. Herkes davet ettik. O arkadaşlar gelmediler. Ama ben sonra tekrar birkaç kişiyle görüştüm oradan. Ben çok seviyorum onları. Başta bunu kalben söylüyorum. Böyle hümanist bir tutum için söylemiyorum yani. Gerçekten o ekibi çok seviyorum. O yapıyı çok seviyorum. Onlar için de elimden geleni yapacağım. Ama bir parti üyesinin yerel basınla ona küsüz söyleyin demesini de pek kabul edilebilir bulmuyorum. Yok ya da kırgınız ya da işte üzgünüz. Ama biz birkaç kere görüştük. Aslında bu sorunun cevabını ben verdiğimde bilmiyorum acaba yani yazdığınızda kamuoyu ne düşünür? Çok da emin değilim. Ama ben yine de ufacık böyle partinin iç meselesine çok da girmeden üstünden bir cevap vermiş olayım. Yeşilköy mahallemizde iki listeli bir seçim oldu. Orada bir taraf kazandı, diğer taraf dolayısıyla kaybetti. O süreç içerisinde çeşitli görüşmeler yaptım. Yanlarına gittim kazanan taraftaki temsilci arkadaşlarım. Bana birkaç isim verdiler. Bu isimleri aradık. Bir tanesi kabul etmedi. Diğer arkadaşla ilgili de ben elimden gelen tek listeydim biliyorsunuz. Çok zordur tek liste seçimi yapmak yani. En azından yönetim kurulu. Ben biraz o tarafla ilgilendim yani. Yönetim kurulu benim için çok önemliydi. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlara gidip geldim falan. Sonra birden bir telefon geldi. Ben orada masadayken bana dediler ki bak hani senin karşına aday çıkarsak kazanırız. Ben de o zaman bence aday çıkartın ve kazanın yani insan bu bir seçim, ilçe başkanlığı seçimi. İki taraf çıkar, birisi kazanır, birisi kaybeder. Kazanacak iddiaya sahip olan kişinin gelip hani bana bunu da yönetime yazabilir misin? Mantığı bana çok örtüşmeyen gibi geldi. Ben yine de bunu çok duymamazlıktan geldim ve oradan ayrıldım. Dedim ki hani eğer kazanacak iddiamız varsa mutlaka aday çıkartın. Keza ben de aday olmasını çok istiyordum karşımda yani. Biraz da motive oldum bu noktada. Sonra neyse ertesi zaman oldu falan. Ben hala irtibattayım orada biriyle ki hala çok severim. Bir kadın siyasetçi. Değer de veriyorum kendisine. Kendisiyle görüşmeye devam ettim. Gayet iyi ilerliyoruz falan derken benim kongreme iki gün kala aday çıkacağını söylediler. Bir kahvaltı organize ettiler falan. Aday çıkacaksa dolayısıyla destekleyen kişiler o tarafta listede yer alırlar. Ben de dedim ki madem öyle aday çıkartıyorlarsa benim buradan kimseyi listeme yazmama gerek yok. Çünkü çıkacak adayın listesinde zaten yazılırlar. Hmm. Mantığıyla ilerledim. Yani öyle bir süreç oldu. Ama daha demin anlattığım bu birleştirme, bütünleştirme tavrı hepsi için geçerli benim için. Sanırım onları da kapsıyor. Tabii. Aynen hepsini kapsıyor. Dolayısıyla yani diyorum ya hani onlarla birlikte... Bu arada yani özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yeşilköy Mahalle Muhtarımızı çok seviyorum. Yani... Hani çok net bir dille bunu ifade etmek istiyorum yani. Hani benim için çok kıymetli biridir. Dolayısıyla onu da ziyaret ettim hatta. Yine de gideceğim. Yani onları buraya getirene kadar gideceğim yani. Hiç sorun değil. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ki söylerim. Kesinlikle söylerim. Çok teşekkür ediyorum. Bakırköy ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin
son 9,5 yılda maalesef özellikle resmi bayramlarda Atatürk posterini hiçbir yerde görememek bir vatandaş olarak beni çok üzüyordu. Son birkaç bayramdır, birçok eleştirilerimden sonra birkaç bayramdır birkaç yerde Atatürk posteri görmeye başladık. Bunun tekrardan bütün Bakırköy ilçesine yayılacağının teminatını ya da ne bileyim sözünü verme ihtimaliniz var mı? Bir diğeri şu an mevcut belediye başkanımızın seçimde tekrardan başkan olma ihtimali var mı? Eğer varsa bundan sonraki süreçte ne gibi çalışmalar yürüteceksiniz belediye başkanıyla? Eğer yoksa Bakırköy'ümüze aday, Bakırköy'ü bir aday mı belirleyeceksiniz? Yoksa gecenin dördünde atanacak olan birine yine mahkum kalacak Bakırköy'ü? Evet, güzel soru. Çok güzel. Yani ben açıkçası belediyemizle ilgili de hani Atatürk'lü bir bunu zorunlulukla bilerek isteyerek yapılan bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani bu arada şey değil, yani yapı olarak siz tanımıyorsunuz pek ama eksikse eksik olduğunu çok rahatlıkla ifade edecek de bir yapım var yani. Ama ben bunun böyle bilerek isteyerek yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü Bülent Kerimoğlu yönetim şekliyle bilmem ne her şeyle eleştirilebilir ama hani Mustafa Kemal Atatürk tutumuyla ilgili ya yani hiç sanmıyorum. Yani bunu söylersem haksızlık etmiş olurum yani. Haksızlık etmiş olurum. Hakkı teslim etmek lazım. Ama şunu yapabiliriz. Bundan sonra bir eksiklik yerine yani daha fazlası olmak bizim mücadelemiz zaten. Bunun için daha fazlasını yaparız. Siz bir eksiklik ve azlık gördüyseniz ki muhakkak da bu bir gerçektir. Bunun için elimizden geleni yaparız. Yani bir de yapısı olarak ben işte partinin biraz daha Mustafa Kemal Atatürk'e tam bağlılık kısmı ile ilgili olan bir bireyim aynı zamanda da. Yani onu çok net bir dille ifade edebilirim. Hani kurucu liderden ötesi benim için yani idealleriyle ve yaptıklarıyla. Dolayısıyla hani buna cevap vermek bile beni çok üzdü yani. Onu bu bir eleştiridir ama üzüldüm yani. Bu cevabı vermek bile beni üzer. Mevcut belediye başkanımızın tekrar belediye başkanı olma noktası. Yani herkesin ihtimali var. Yani aday olursa genel merkez parti meclisi uygun görürse tekrar aday olabilir. Ama o aday olmazsa yani bizim tüm mücadelemiz burada yerel bir belediye başkanı çıkartma mücadelesi. Yani Bakırköy'ün dokusunu bilen, Bakırköy'de yaşamış, buradaki problemi bilen, adı gibi bilen hatta. Hatta adı gibi bilen. Yani Bakırköy'de sadece 5-10 yıl oturması yetmez yani. Adı gibi bilen, bu partinin kapısından girmiş. Böyle say dediğinde en az benim kadar hangi noktalarda ne sorun olduğunu rahatlıkla sayabilecek bir portföy arayışındayız. Ama şu bir gerçek, bir eğilim, bir ön seçim olursa iradeyi zaten parti karar verecek. Ama onun dışında biz önerilerimizi sunacağız. Genel merkezin kapısını aşındıracağız vesaire. Ama karar biliyorsunuz eğer bir parti meclisi kararı olursa ben belirlemiyorum. Ben öneri sunabiliyorum. Elimden geldiği kadar uğraşabiliyorum ama karar parti meclisinin. Bu noktada yerelden olması bizim en büyük çabamız olacak yani. Keşke ilçe başkanlığına üye olmuş bu bahsettiğim profildeki adaylar tek ses bir birleşseler. Ben gitsem bunun en büyük savunuculuğunu versem. Uzun yıllarda 20-25 tane yerelden aday çıktığı için bazı problemler yaşanıyor. Şimdi ben bunu önereceğim arkadaşlara. Ya mutlaka anlaşın, mutlaka uzlaşın. Gelin benim çatım altında bu işi birlikte yapalım. Hiç sorun değil. Ama adaylık başvurusu bile almadım Utku Bey. Şu an ben ne diyebilirim ki? İsim olarak sormadım zaten. Yani kafanızda biraz önce söylediğiniz. Benim kafamda bir profil var. Mesela benim kafamda bir anlayış var. Benim kafamda kişi hiçbir zaman olmaz. Ben anlayış noktasına giderim. Bugün her köşesini bilen. Ya bizim böyle değerlerimiz var ya. Yani bizim böyle partilerimiz var. Yani size ben burada 10 tane 15 tane çok rahat sayarım bu işi yapabilecek. Yani demek istediğim o profile uygun kişiler var kafamda. Olma, benim kafamda değil. Böyle kişiler var. Yani böyle kişiler var. Ya partimizde böyle değerler var. Benim kafamda şu olsun bu olsun böyle bir şey değil. Örgüt isteyecek yani. Örgüt birleşecek. Yerelden olacaksa adaylar çıkıp anlaşacaklar. Anlaşmalılar yani. Ben bunu sağlamak için elimden geleni yapacağım en azından. Ben Jonathan Bey. Asakir Görüşmeler adına protokol diyorum. Toplantıyı düzenliyorum. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sağ olun. Söyleyecek çok şey var. Hı-hı. Yıllardır savunduğum bir olaydır. Bu biraz zorlar arasında. Estağfurullah. Kendisinde ders. Gençler dikkatine gelsin. Dolayısıyla bakıyorum şu anda yönetimimizde bir şekilde gençler var. Bu yüzden sizlere başarılar diliyorum. Teşekkürler.
aday olaylarından bahsedelim. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 14 tane kadar aday adayı var. Öyle mi? Kendi kafaları onlar. Ama bunların hiçbirini Bakırköy'de GP adına katılsalar bile kazanacakları bunu tahmin etmiyorlar. Bu arada yani Bakırköy gibi bir yerde bugüne kadar Bakırköy'deki CHP yöneticileri maalesef sırada kalmışlar bana göre. Bakırköy gibi bir yerde, siz de biraz önce bahsettik, ben bunu okumunu soruyorum. Bu kadar değerli insanın olduğu bir yerde, her parça değerli insanlar var. Dışarıdan bir aday getirdiğiniz zaman ben buna ısın gözüyle bakıyorum. Ve bunu defaatle yazdıklarımdır yani, tekimlerine. Bu ispatlı zaten. Bu arada, hadi bıraktık o geldi. Parayla satıyorlar çünkü belediye başkanlıkları. Meclis üyelisi nasıl dışarıdan geliyor? Bana bu kimse izah edin. Bakın bunun bunu insanlar var bizde. Bu kadar değerli insanlar var ya, bu kadar değerli gençler var ya. Dışarıdan meclis üyesi getiriyorsunuz. Niye getiriyorsunuz? Hırsızlık düzenini beraber yürütsünler diye. Bir tekim görevleri görüyoruz. Aslında söyleyecek çok cevabı var ama ben size özellikle size ve kadronuza başarılar diliyorum. Asla taviz vermeyin. Özgür Özel'i de eşimden ötürü tanıdığım eczacı olduğu için. En büyük hatayı ne yaptı biliyor musunuz? Kurullar kurdu biliyorsunuz. Medyanın başına kimi getirdi? Eczacı arkadaşını getirdi. Burhan İlken Bulut. Oradan aldı kendisi. Evet. 90 yılında Adana'da eczacı arkadaşı. Oradan hatırlıyorum. Ya bunun basında ilgisi yok. Türkiye'de kaç tane gazete çıktığını, genel gazetelerin durumlarının, sorunların ne olduğunu asla bilmiyorum. Hiç ümit etmeyin, güvenmeyin onlara. Siz sonuna kadar direnin. Ben şahsım onlara korkuyorum. Direnin sonuna kadar da atanız. Çok teşekkür ederim. Ya dışarıdan aday gelmesi konusu kesinlikle katıldığım bir şey değil. Bu noktada hepimizin dirayetli davranması lazım parti olarak söylüyorum. Daha demin de işte Utku Bey'e de anlattığım gibi en az 13-14 aday diyorsunuz. Ben hakikaten yani bunu kalben söylüyorum, bu kadar isim sayamam. Yani bana gelen bir şey yok çünkü ama siz daha fazla duymuş olabilirsiniz tabii. Yani bu arkadaşlarımızın hep birlikte bir bu mücadeleye omuz vermesi gerekir. Ben sadece bunu istiyorum. Meclis konusunda tam siz konuşmaya başlarken Utku Bey'e eksik verdiğim bir cevap geldi aklıma. O da şu, hakikaten sadece belediye başkanı değil yani. Belediye meclisinin önemi çok fazla. Şimdi benim en azından artık geçmiş dönemi eleştirmek yerine, çünkü birkaç ay sonra yeni listeler ve yeni bir başlangıç yapılacak. Biraz orayı konuşmakta fayda olduğunu görüyorum. Sorun şu, bizim işte tam o mücadeleyi vermemiz lazım. Yani ben meclis üyesinin kapısına gittiğimde gerçekten yani en az bizim kadar bu partinin de burada yükselmesini hedeflemesi lazım. Bunun için mücadele etmesi lazım. Ya bunun mücadelesini en iyi şekilde vereceğime eminim yani. Ve ben bu yeni gelen işte gerçekten bu değişim algısıyla birlikte genel merkezin de buna destek olacağı kanaatindeyim. Yani gördüğümüzde bu kendi beyanları da bu. Bir kere 2014 yılındaki meclis kadrosu eğilim yoklamasından çıkmış bir meclis kadrosuydu. Yani öyle ya da böyle üyemiz gitti ticaret meslek lisesinde, biz oy verdik bu arkadaşlara. Ve bence çok nitelikli bir kadroydu. En azından şu vardı yani ya ben bu üyenin oyuyla seçildim. Yarın öbür gün tekrar olduğunda nasıl hesap veririm şeklinde bir kadroydu. Açın bakın o kadroyu mesela. Eleştirdiğimiz insanlar var mıdır? Elbette. Yani mükemmel olsa belki zaten her şey daha farklı olurdu ama en azından daha yüzü partiye dönük, halka dönük bir kitleydi. Ben açıkçası bunu talep etmek istiyorum. Tabii yani tanıdığımız, sokakta gördüğümüz isimlerdi. En azından olabiliyorsa özellikle mecliste bir seçime gidilmesi noktasında bir önerim, talebim olacak. Karşılık bulur diye düşünüyorum. Umarım. Böyle. Tabii şimdi ben yeni geldim Serdar'la beraber Bakırköy Meydanı. Henüz ısınma turları bakıyorum. Hoş geldiniz. Ama hani az önce hocamla da beraber geçen hafta tanıştık. Ama şunu da söyleyeyim, Burhanettin Bulut'un ilk adını çok canlı beyni aldım. Tuncay Özkan gibi gazetecilikten gelmediğinden CHP'nin her yaptığını hep beraber gördük. Burhanettin Bey biraz daha farklıdır.
iyi bir insandır, çalışkandır. Deprem bölümünde orada çok yerini yaptım onu. Dün de ayrı tebrik ettim. O da basına gerekli yapacağımız gereken bir göstereceğimizi ondan önceki dönemden ders aldığını söyledi. Bakın gün sadece şunu söyleyebilirim. Bir mahpus tarihini değiştirecek bir artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Çünkü Doktor Naci Ekşi, Halik Halik Özdemir ve Ahmet Bahadır'ın dışında buraya gelen belediye başkanları Bakırköy'e hiçbir şey katmadı. Sadece götürdüler. Götürdüler fazla. O için bundan sonraki süreçte umarım Bakırköy Belediye adayının en azından CHP olarak ki Özgür Özel geldikten sonra İYİ Parti ile bir ortak aday şeylerde olacaktır, görüşmelerde olacaktır. Umarım doğru bir isim üzerinde anlaşırlar. Daha önce burada tecrübesi olan belediye başkanı da aday olabilir veya onun tecrübelerinden yararlanabilir. Ama şu Bakırköy'ün mahpus halini geçirmek lazım. Hak ettiği ne varsa yapmak için mücadele edeceğiz diyebilirim. Serdar Bey teşekkürler. Serdar Bey demişsin. Bakırköy Merkez Gazetesi işte daha farklı medya öncelikleriniz var. Bakırköy'de çalışıyoruz, çalışacağız. Sizler gibi. Aynen sizler gibi seçimimiz aşağı. Seçim hazırlarken biz hazırlanacağız. Yine arkadaşlarımın söylediğine ek olarak inşallah bu mahpus tarihini yine. Çünkü maalesef belediye başkanı sizin de yüzünüz öneydi, onu da biliyorum, onu da fark edeyim. Maalesef, hepimizin olduğu gibi. İnşallah güzel adaylar, ben hep söylerdim, siz de söylediniz, sizler de söylediniz. Derdinizde dertlenen insanlar, yani gerek belediye başkanı, gerek meclis üyeleri, gerek partideki arkadaşlar. Yani her şey bir kenara bırakmadı. Özellikle yerelde hizmet için. Hizmet çalışmışım. Ben çok kırgın, çok küskün seçmenler olduğunu biliyorum. Yani siz de az çok. Tabii. İşte bunun neden kaynaklandığını da biliyoruz. İlçe başkanlığını ya da işte ilçedeki belediye, şey, ilçedeki başkan yardımcıları kimse tanımıyor. Herkes sokağa bakıyor. Yani belediye dediği zaman çöpçü geliyor aklına insanlar. Çöpçü, çöp geliyor. Temizlik geliyor, dinlenme geliyor, gidiyor. İnsanlar bu dönemde, yeni dönemde inşallah güzel adaylarımız olur, kazanır ve ilçe halkıda hak ettiği hizmet alır. Evet. Size de başarılar. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben hep şöyle nitelendiriyorum. Ben işte 3 aydır ilçe başkanlığı yapıyorum, resmi olarak görevim böyle. Ve birkaç ay sonra da yepyeni bir belediye kadrosu olacak. Temennimiz bahsettiğimiz gibi olsun, bunun için mücadele edelim ama yönlendirmek, bu işi nasıl yapılacağını anlatabilmek için de güzel bir fırsat var elimizde. O yüzden en azından bu kadro olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Açıkçası bundan 3 yıl önce göreve gelmiş olsaydım bu kadar şanslı olmazdım bence yani. Hani en azından. Çünkü en azından elimin ve gücümün yettiği bir meclise müdahale etme gücümüz olacaksa o bu masalardan çıkması gerekir. Bunu savunacağız. Dolayısıyla şanslı olduğumu düşünüyorum yeni bir kadroyla çalışacağım için. Ve dediğim saydığım şeyleri tekrar etmeme gerek yok. Mücadelemiz yereli güçlü kılma mücadelesi. Elimizden geleni yapacağız. Üye revizyonu konusunda şu anda TÜZÜK'le beraber de bir planlama yapılıyor, aktif üye, pasif üye konusu. Çok önemli ama aynı zamanda işte bunun da tam olarak nasıl yapılacağına dair bir çalışma lazım. Bu çok gerçekçi bir çalışma. Hakikaten birinin bunun başına geçip böyle hakkaniyetli şekilde yapması lazım. İşte üye aidatı yatırmak bir barem midir? Değildir. Çünkü ben bugün 20 tane, 100 tane, 50 tane üyenin aidatını yatırıp o üyeyi aktif hale çevirebilirim. Evet. Hani bu bir sistem değil ama en doğru sistem bence gerçekten gün içerisinde ilçeye gelmiş mi işte? Toplantılara katılmış mı? Bunlar çok önemli. Şimdi biz burada ilçe yönetimiydi, nöbetçilerimiz bunların hepsinin notunu tutuyor. Bu uzun yıllardır yapılmamış, bugün bizimle beraber yapılan bir sistem. Aynı zamanda buradan bugün Çağlayan'a bir araç gidecek ya da işte orada gidince göreceğiz. Hepsinin bir çetesi var. Örgüt sorumluluğumuz konuyla ilgileniyor Sedat Bey mesela. Dolayısıyla bunu biz en azından kendi bünyemizde yapmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Ve şimdi hep böyle örgütten gelen bir kişi olduğum için benim için esas bu önemli zaten. Yani
ben işte birilerinin memleketinden ya da işte bir yerinden evinde 25 üyesinin olması en çok bana zarar verir. Çünkü beni tanımaz bu adamlar. Der ki kardeşim neyin emeğini verdiysen ver. Ben sana mı bakacağım? Bana bu üyenin kime sahip olduğunu söyleyen kişinin hangi listeye oy vermesine mi bakacağım? Şimdi dolayısıyla benim buradaki mücadelemin bu olması gerekiyor zaten. Bunun için de şunu yapıyoruz. En önemlisi de bu bence. Yani biz üyelerimizi gün be gün arıyoruz. Yani belirli kişileri, işte belirli tekniklerle atıyorum doğum günü olan üyeyi aramak gibi. Bunların bir sistemi var. Bunları arayıp hayatır soruyoruz, doğum gününü kutluyoruz ve benzeri şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla o kişinin ne kadar alakalı, ne kadar alakasız olduğunu da az çok anlayıp bunun notunu tutma imkanımız oluyor. Bu bizim kendimizce belirlediğimiz bir teknik aslında. Onun dışında dediğim gibi yani benim örgüt vicdanına güvenmem gerektiği için bu üyelik konusuyla ilgili genel merkeze de mutlaka söyleyeceğiz. Yani elimizde Hazirun listeleri var. İşte bunların üzerinden bir şeyler yapılabilir. Geçmiş MYK yönetimi bununla ilgili bir çalışmayı bir yere kadar getirmişti. Hatta hani bayağı da olgunlaştırmışlardı. Muhtemelen şimdi Özgür ve Genel Başkanımız da bu konuyla alakalı bir çalışma yapacaktır diye düşünüyorum. Genel merkez kontenjan, hani fermuar sistemi olursa orada şu da olabiliyor. Kontenjan ilçenin de kontenjanı olması. 2014'te böyle olmuştu hatırlarsanız. Evet. Kontenjandan giren adaylar bile yerel adaylardı yani. Hani. Ama şu vardı, kontenjan mesela atıyorum ben meclis üyesi olmak istiyorum ama eğilim yoklamasına girmedim. Dedim ki ben kontenjan adayıyım. Böyle giren de 3-4 kişi vardı. Evet. O hani yereldendi yani. O da bir mantıktı. Hani en kötü hakikaten fermuar sistemi en iyi atamadan iyidir diye düşünüyorum yani. Zaten bizim hedefimiz yerelde yerel belediye başkanı çıkartmak olduğu için herhalde adam da kalkıp başka ilçeden meclis üyesi getirmez yani. Diye ümit ediyorum en azından. Ama dediğim gibi. Ya bizim üyelik sistemleri her partinin kötü, her ilçenin kötü, maalesef kötü yani. Ben burada oturan herkesin vicdanına güveniyorum. Yoksa açıkçası burası benim babamın evi değil ama ben ayırıyorum yani. Habercileri de basında ayırıyorum yani. Ayırıyorum. Şey yapmıyorum yani. O kadar da adaletli davranmıyorum yani. Ayırıyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.